Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan ezeli rakipler, transferde de karşı karşıya gelmekten çekinmiyor. Son olarak Galatasaray'ın da istediği Freddy kadrosuna katmaya çok yakın olan Fenerbahçe, sarı kırmızılı ekibin transfer gündeminde olan başka bir yıldız için de düğmeye bastı. Cengiz Ündür ve Kurunik transferlerinde de çalışmalar devam ederken Endidi de gündemde yer alan başka bir yıldız isim. Fenerbahçe, Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için çalışmalarına devam ediyor. Cengiz'le daha önce bir görüşme gerçekleştiren ve milli futbolcuyla her konuda anlaşan sarı lacivertliler, kulübünü bonservis bedeli konusunda bir türlü ikna edememişti. Fransız basını, geçtiğimiz hafta bu transferin 15 milyon euroya bittiğini yazsa da tarafların ödeme planı konusunda henüz ortak noktada buluşamadıkları öğrenilmişti. Fransızların başkanı Pablo Longoria ve Fenerbahçe'de transferlerden sorumlu yönetici Selahattin Baki, 26 yaşındaki kanat oyuncusunun transferiyle ilgili olarak yeni bir görüşme gerçekleştirdi. Igor Tudor döneminde Marsilya'da sürekli ilk 11'de forma giyen Cengiz, Mavi Beyazlıların bu sezonki ilk resmi sınavı olan ve 1 d kaybedilen Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Panathinaikos mücadelesinde süre alamadı. Yeni hoca Marcelino'nun tecrübeli ismi takımda düşünmediği öne sürüldü tecrübeli oyuncunun ise kulübüne, Türkiye'ye dönmek konusunda baskı yaptığı iddia ediliyor. Uzun süredir Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Reit Kronik konusunda kulübü Milan'a son olarak 8 milyon euroluk bir bonservis bedeli teklif edilmişti. Ancak İtalyanlar, Kronik'i 10 milyon euronun altında bir rakama bırakmak istemiyor. Boşnak Yıldız'ın yerine de henüz bir oyuncu bulamayan Milan'ın, Kronik'in 2025'te bitecek sözleşmesini uzatmak için düğmeye bastığı öğrenildi. Kırmızı Siyahlıların hocası Stefano Pioli'nin de 29 yaşındaki yıldızı bırakmak istemediği bildirildi. Daily Mail gazetesinin internet sitesindeki habere göre sarı lacivertlilerin, kırmızı şeytanlara da bonservis bedeli olarak 15 milyon euro teklif ettiği yazıldı. Yeni sezonda teknik direktör Erik Ten Hag'ın planlarında olmadığı konuşulan ve kontredi bu sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki yıldızın bonservisi konusundaki pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Bu arada sözleşmesi yine 2024 yazında bitecek Leicester'dan NDD için de gerçekleşen ada seferinde kulübüyle görüşme yapıldığı öne sürüldü. Nijeryalı futbolcunun transferini Kanarya'nın 10 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeline bitirmeyi amaçladığı iddia edildi. Galatasaray'la adı uzun süredir anılan Lindro Paredes için ezeli rakip Fenerbahçe'nin düğmeye bastığı öne sürüldü. Sarı kırmızılılarla masaya oturan Paredes'in menajerinin, Kanarya ile de temasa geçtiği öne sürüldü. PSG'nin yeni sezon kadro planlamasında yer almayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2024 Haziran'da bitiyor. Fener'in Arjantinli yıldızı kadrosuna katarak Aslana transfer çalımı atacağı öne sürülüyor. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.